Dinleyeceğiniz bu alıntı Nurullah Ataç tarafından kaleme alınan Okuruma Mektuplar adlı kitaptan alınmıştır. Seslendiren Ayşe Adıyaman. Canım. Canım efendim, bilseniz ne kadar severim canım demeyi. Cahişe öyle uzatarak. Kısaca söylemenin de bir zevki, bir tatlılığı vardır bilirim. Ama canım demek daha hoşuma gider benim. Nasıl anlatayım? Daha bir aşıkça oluyor. Hani aşık denince bir de şiir anlaşılıyor. İşte o anlamda. Daha doğrusu iki anlamıyla birden. Benim durup dururken canım dediğim de olur. Biri duyup da kime söylüyorsun, kiminle konuşuyorsun diye sorsa şaşırır kalırım. Bilemem ne diyeceğimi. Gizlemek istediğimden değil. Gerçekten bilmem de ondan. John Ruskin son hastalığında pencerenin yanındaki koltuğa oturur. Gözlerinin önünde yayılan kırlara, göğe, her şeye bakarak beautiful, beautiful der dururmuş. Ne güzel, ne güzel demek mi bu? Yo, canım, canım demek. Herkes de acaba öyle mi? Ben yaşlandıkça o güzel sözüne sinirleniyorum. Bir değer yargısı, kıymet hükmü gösteriyor. Bir ukalalık var onda. İnsanları, eşyayı, bütün gördüklerimi kalkacağım da bu güzel, bu çirkin diye ayıracağım. Ne yeri var bunun? Canım dersiniz. Ne görürseniz hepsine, hepsine canım dersiniz. Yargılamaktan kaçarsınız. Hepsini seversiniz. Bu dünyada ne varsa hepsiyle bir oluverirsiniz. Daha iyi değil mi? Doğrusu gelmez benim elimden. Ama ara sıra olsun gelir diye hayal ediyorum da. Bir aşıklık, kelimenin her iki anlamıyla bir aşıklık duyuyorum gönlümde. Canım demeyi ne kadar çok seversem, ruhum demekten de o kadar tiksinirim. Siz de bir deneyin. Bir dosta, bir yakınınıza, çocuğunuza, sevgilinize, ruhum, ruhum benim deyin. Bakın yapmacıklı gelmiyor mu size? Bir bayağılık yok mu onda? Hani zorla kibar olmaya, üstünlük taslamaya kalkanlar vardır. Siz de onlara karışmış gibi olmuyor musunuz? Ruh, en garibime giden sözlerden biri. Felsefe kitaplarında belki çekilir. Ama 3-5 ahbap konuşurken yahut şiirde, hikayede ne kadar tatsız oluyor. Hatice Süreyya yani Banu bir şiirinde ruhiyat isterseniz buyurun eczaneye. Nane ruhu, kafir ruhu hepsi de var hem esans. O başka, o iyi. Ruhla alay ediyor da onun için. Bir de Yahya Kemal Bey'in Vuslat şiirindeki ruhları düşünün. Bir ruh o derin bahçede bir defa yaşarsa, sevmiş iki ruh ufku görürler daha engin. Yakışıyor mu orada? O canım şiiri buzu vermiyor mu? Güzeldir Vuslat. Güzeldir ya. Şair onu demese daha da güzel olurdu. Bir şarkı söylerler. Ruhumda bu şev hicri visalin yanıyorken. Beğenenler darılmasın, hiç hoşlanmam. Güftesinden geçtim, bestesi de olur gibi bir şeydir. Vuslat şiirindeki ruhlar da bana inat gibi onu hatırlatırlar. Güzeldir Vuslat şiiri. Dedim bir kere güzel olduğunu. Sözümden dönecek değilim. Ben sevdiklerimden öyle kolay kolay vazgeçmem. Vuslat şiirini ilk yazıldığı günlerde ne kadar sevmiştim. Yanılmıyorsam 1940'ta akşam gazetesinde çıkmıştı. Hemen ezberledim onu. Önüme kim geldiyse okudum. Coşmuştum. Doymuyordum. Öyle bir şiirin yazıldığı günlerde yaşadığım için övündüğümü, kıvandığımı bile söyledim. Yalan değildi, o kadar beğeniyordum o şiiri. Gene de beğenirim. Kanmaz en uzun buzeye öptükçe susuzdur. Zira susatan zevk o dudaklardaki tuzdur. İnsan ne yaratmışsa yaratmıştır o tuzdan. Bir sır gibidir az çok ilah olduğumuzdan. Gibi mısralarda bir büyüklük vardır. Ama neden söylemeyeyim? Eski hayranlığıma bir hayli su karıştı. Bir görmüksülük, teatrallik var o şiirde. Gittikçe o yanı çarpıyor insanın gözüne. Görmüksü şiirler arasında da çok güzelleri olabilir. Örneğin Victor Hugo'nunkiler. Ama Yahya Kemal Bey o şiirini yazarken kelimelerini de iyi aramamış. Sevmekteki efsun diyor. Bir mucize halinde diyor. 1940 yılında konuştuğumuz dille yazıldığını düşünmeden rezin hatırı için simalar diyor. Daha neler demiyor. Yok, güzel bir şiir ya. Öyle özenerek, gerçekten özenerek yazılmış değil. Yahya Kemal Bey bazı şiirlerinde görünen kolaycılığa,
Onda da bırakıvermiş kendini. Bir şiiri. Adalardan gelen o mektupta oradan bir sihirli raiha var. İşveler sezdiren bir üslupta diye başlar. Hindlerin ölümü, İsmail dedenin kainatı, Hazan gibi şiirleri yazan adama pek yakıştırılamaz. Sihirli raiha. Hele işveler sezdiren bir üslup. Bakın ünün aryalarında yahut dizlerine kapansam, kana kana ağlasam, o güzel saçlarını ben çözsem, ben bağlasam gibi şarkılardan hoşlananlar için yazılmışa benzer. Vuslat şiirinde de iyi bakarsanız vardır öyle bir hal. 10 yıl önceki coşkunluğumu düşünüyorum. Çok su katılmış o coşkunluğa. Sevinerek, övünerek söylemiyorum bunu. İçim kanayarak söylüyorum. Edebiyatla uğraşan bir adam için, bir eleştirmeci için, bir hayranlığı yitirmenin ne olduğunu bilir misiniz siz, benim sevgili okurlarım? Elbette sevmişsinizdir ömrünüzde. Ne dediniz sevginizi, aşkınızı anlattığınız gün? Gözleriniz parladı. Karacaoğlan'ın şiirleri ezberinizde ise, hadi nide deli gönül hadi ni, aramazlar gurbet ele gideni, ak göğüs üstünde çakır dikeni, bitmeyince gönül yardan ayrılmaz, dediniz. Oydos'la birlikte en büyük tanrı benim içimde, dediniz. Latince bilmeseniz de söylediniz bunu. Ben de bilmem Latince'yi. Aşık olduğum günlerde öyle söylemiş olduğumu sonradan Latince bilenlerden öğrendim. O en büyük tanrıyı hiçbir zaman gönlünüzden kaçırmayacağınızdan, mezara girip de göğsünüzde çakır dikeni bitmeden yerden ayrılmayacağınıza and içtiniz. Bir gün baktınız ki gidivermiş o tanrı. Siz ölmeden de sevgiliyi unutmuşsunuz. Ne oldunuz o gün? Sevdiğiniz günlerde, umutsuzca sevdiğiniz günlerde çektiklerinizden bin katı bir yara duymadınız mı içinizde? Kendi kendinizden şüphe etmeye başladınız, değil mi? Bilirim, o sizi unutmak için işe alaya vurmuşsunuzdur. Vefasız aşıktan daha kötüsü vefalı aşıktır gibi bir söz, bir lakırdı savurmuşsunuzdur. Ama bunlar unutabilmiş midir sizi? Bu sözü unutsam bilirim üzülürsünüz. Sevdiğiniz için değil, sevemediğiniz için. Gönlünüzce sevemediğiniz için, bir sevdiğinizi bir daha unutmamak üzere sevemediğiniz için üzülürsünüz. Bir eleştirmeci de bir zamanlar hayran olduğu bir şiir, bir eser karşısında o eski hayranlığını duyamazsa, hayranlığında çok su karışmış olduğunu anlarsa, yüreğinde işte öyle bir yara açılır. İşte öyle bir sızı başlar. Hayranlık da aşk gibi kişiyi yücelten bir duygudur. Ama o da aşk gibi geçicidir. Bir kere yitirdiniz mi, sanki uçurumlara düşürür insanı. Senin ruh sözünü, doğrusunu söyleyeyim. Ahmet Haşim'in ateş gibi bir nehir akıyordu ruhumla o ruhun arasında. Mısralarında dahi pek sevmem. Ahmet Haşim bu düşünceyi ruh sözcüğünü kullanmadan nasıl söyleyebilirdi? Bilmem orasını, hiç aramadım. Ama o mısralarda da o söz batıyor bana. Bir acayiplik var ruh demekte. Can gibi değil o. Sizin de benim de birer canımız var. Kedimin, köpeğin, tavşanın da birer canı var. Can bizi bu dünyada yaşayanların hepsiyle birleştiriyor. Ama ruh yalnız sizde varmış, bende varmış, kedi ve köpekte, tavşanda yokmuş. Bir büyüklük, üstünlük veriyor insana. Uydurma bir büyüklük. İnsanoğlunun kendi kendini uydurduğu bir büyüklük. Bütün övünmeler gibi o da gülünç bir şey. Çirkin bir şey. Hem de kurtulmak yok o ruh denilen şeyden. Dayanıklı mı dayanıklı? Ben öleceğim, gömüleceğim. Göğsümün üzerinde çakır dikenleri bitecek. Bir gün göğsümde hiçbir şey kalmayacak. Belki çakır dikenleri dahi sökülüp atılacak. O mezarlığın yerine bir bahçe, belki kocaman bir mahalle kurulacak. Sonra onlar da bozulacak. Yüzyıllar geçecek. Görüşler değişecek. Uygarlıklar değişecek. Ama ruhum, o ne olduğunu bilmediğim şey sapasağlam kalacak. Kandili karartıp da masa başında çağırdınız mı? Tandirelerden çıkıp geliverecek. İnanıyorlar buna. Bir inanış ki sormayın. Ne derseniz deyin inanmıyorlar. Gülüyorlar, omuz silkiyorlar. Ama ruh dediniz mi? Ne olduğunu araştırmadan şıppadak inanıveriyorlar. Gelin de kızmayın bu insanlara. Akrabası makrabası da oluyor bu ruhun. Bakın ne diyor Cenab-ı Şahabettin. Ben şair olaydım sana ey yâre dilâram, hemşire-i ruhun gibi sözler getirirdim. Ruhun hemşiresi, biraderi, ağababası, kaynatası, kaynanası, o kadar kalabalık soy sokulanlardan korkarım.
Bırakalım bunları canım efendim. Bırakalım bunları da canım diyelim birbirimize. Canım diyelim. Bütün canım, dünyanın canım insanlarına, hayvanlarına, bitkilerine, taşına, toprağına. Hepsi de bizim gibi canlı. Hepsinin de bir gün yitirecekleri birer canları var. Canım diyelim. Yalan dahi olsa söz tatlı. 3 Haziran 1951.